Japonca için kullandığınız kaynaklar. Bu soru böyle belki 100 kere geldi. Kesinlikle bunu öneriyorum. Kanji ben buradan öğrendim. Bir tane küçük defterim var. Buna işte kanji ondan sonra kelime falan yazarak orada yazılı da biliyor. Flashcard olarak bakılı da biliyor. Test de, quiz de yapılabiliyor. Çok güzel yani o. Mükemmel bir uygulama. Japonya'da tıp okuma isteğinin ve sürecinin nasıl geliştiğini özetlemeniz mümkün mü? Türkiye'de tıp bölümünü tutturan biri için Max bursu ile Japonya'da tıp okumak kolay olur mu? Bir Max bursu olduğunu duydum. İşte Büyükelçinin sayfasına baktım. Dedim ki Japonya'da tıp okumayı deneyeyim bari. Türkiye'de tıp bölümünden mezun olan biri Japonya'da doktor olabilir mi? Denklik için sınava girmesi gerekiyor mu? Arkadaşlar, konnichiwa minasan. Bana sürekli Japoncayı kendi çabalarımla kendi başıma öğrenebilir miyim diye sorular geliyordu. Açıkçası ben Japoncayı üniversitede öğrendiğim için tam olarak cevap veremiyordum bu soruya. O yüzden bugün bu soruya çok güzel cevap verebilecek Derin Su ile bir röportaj yapmaya karar verdik. Derin Su Japonya'ya hiç gitmedi, Japon dili okumadı ama 2 yılda Japonca yeterlik sınavının JLPT'nin en yüksek derecesi olan N1'i kazanmayı başardı ki gerçekten gerçekten büyük başarı bu. Bugün ona başarısının sırrını soracağız. Nasıl Japonca öğrendiğini, hangi kaynakları kullandığını. Yine Derin Su Max bursuyla Japonya'da tıp okumakla ilgili de oldukça bilgili. Bu konuda da bazı sorular soracağım. Bakalım Derin Su ne gibi cevaplar vermiş, nasıl N1'i almış. Zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Öncelikle kısaca bir kendini tanıtabilir misin? Merhaba herkese. Adım Derin Su Seferoğlu. Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'nde 3. sınıf tıp fakültesi öğrencisiyim. 19 yaşındayım. Yaklaşık 2 yıldır aktif olarak kendi kendime Japonca öğreniyorum. Daha önce Japonya'ya hiç gitmedim. Geçen sene Max kursuna başvurmuştum tıp alanında. Ondan da bahsedeceğim bugün. Kendi Japonca öğrenme sürecimden de bahsedeceğim. Beni ağırladığınız için teşekkür ederim. Öncelikle Japonca öğrenmekten başlayalım. İlk sorumuz, neden Japonca öğrenmeye nereden başladınız? Alfabeden mi yoksa sık kullanılan cümlelerden mi? İşte son sınıftayken çok sıkılmıştım. Kendimi çok kötü hissediyordum. O sırada YouTube'da farklı Japonya'ya dair videolar çıktı. Anime olsun, işte NHK'in belgeselleri olsun. Japonya'ya dair videolar izlemeye başladım. Çok ilgimi çekti. Japonya böyle bir yer mi? Japonca böyle bir dil mi? Japonca'ya hayran kaldım yani. Çok sevdim. Japonca'ya ilk önce bu videolar aracılığıyla cümleleri falan öğrenerek başladım. İşte nasıl günaydın denir, iyi akşamlar denir, afiyet olsun denir falan denir. Bunları öğrendim. Sonra da aktif olarak çalışmaya başlayınca da hiragana ile başladım. Sonra katakana. Daha sonra ilerleyince kanji, N3 seviyesinde falan kanjiye geçtim. O şekildeydi. Haftada kaç gün, günde kaç saat Japonca çalıştınız, nasıl Japonca çalıştınız? Örneğin YouTube'dan video izleyip not almak gibi mi? İlk başlarken hiç çalışma gibi bakmıyordum. JLPT seviyelerini hiç bilmiyordum. İşte her gün diyordum ki ben biraz daha bir şey öğrensem Japonya ile ilgili, Japonca'ya dair. Ben mutluyum. Hani bir günde 5 kelime olsa bile biraz daha ilerletebilirsem. Herhangi bir kaynağım falan yoktu başlarken. Şunu bir bakayım. Önce alfabeyi öğreneyim. Sonra birkaç kelime daha. O şekilde gittim. Daha sonra şey yaparken tabii ki YouTube'dan not alarak hatta defterimi de daha ileriki şeylerde gösteririm. Bir tane küçük defterim var. Buna işte şey yaparak kanji ondan sonra kelime falan yazarak o şekilde gittim. YouTube'dan dinleyerek. Farklı kaynaklardan da yazarak. Hemen hemen her gün Hemen değil. hemen her gün. Çünkü bana çalışma gibi gelmiyordu. Hobi Yani gibi. annem hobi gibi olduğu için YouTube'dan çok dinleme yaptım. Bir sürü video dinledim. İlk başta şimdi bilenler biliyordur. Japonca videolarda pek İngilizce altyazı yok. O yüzden ben böyle bakıyordum işte anlamıyordum ilk başta ama güzel geliyordu. O yüzden dinleyeyim diyordum. Böyle böyle en az günde 2-3 saat Japonca dinleme yapıyorumdur. Yani yapmışımdır. Ondan sonra
bir iki saat her gün en az bakmışımdır. Böyle hep bakarak, hep şey yaparak gittim. Hiç böyle ara verme ya da şimdi çalışıyorum gibi olmadı. Japonca için kullandığınız kaynaklar, bu soru böyle belki 100 kere geldi. Japonca için kullandığınız kaynaklar nelerdir? Hem kitap olarak hem de uygulama olarak söylemeniz mümkün mü? Web siteleri veya YouTube'dan yararlandınız mı? Yararlandıysanız hangi siteler veya kanallar? Şöyle diyeyim. Şimdi N5, N4'teyken hep böyle animelerden öğreniyordum kelimeleri. Sonra bir tane Android için bir uygulama var. Takaboto diye. Takaboto bir sözlük. Yani büyük ihtimalle hem Android için hem iOS için piyasadaki en iyi bedava sözlük. Bu sözlüğün içinde kelime kaydedebiliyorsunuz. Flashcard olması için böyle deste oluşturabiliyorsunuz. Ondan sonra bütün Jisho diye bir sözlüğümüz var, internet web sitesi. Orada olan tüm kelimeler var. En iyi tarafı hazır GLPT vocabulary listeleri var. N5 listesi, N4 listesi. Ben dedim ki N5, N4'e bakayım bilmediğim kelimeleri. İlk önce kanji bilmiyordum ben N5'e, N4'te. O yüzden hepsini hiragana'dan bir öğreneyim dedim. Bununla başladım. Daha sonra N3'te Kanji Study diye bir uygulama var. Yine Android için. Kesinlikle bunu öneriyorum. Kanji ben buradan öğrendim. Bu uygulamada kanjiyi farklı seviyelere göre bölüyor. İşte mesela ilkokul seviyelerine göre bölebilirsiniz. GLPT seviyelerine göre bölebilirsiniz. Ondan her gün tekrar yaparak seviye seviye ilerledim. Daha sonra dinleme için Japan Radio diye bir uygulama var. Onu tavsiye ederim. Oradan Japonya'daki radyo sitelerini dinleyebiliyorsunuz. Sonra JLPT için iki kaynak önereceğim. Bir tane J-Pro diye bir uygulama var. Bir tane JLPT Test diye bir uygulama var. Bunlar Minna'nın Nihongo, Shinkansen Master, onları kullanarak hazırlanmış uygulamalar. Kitap kaynaklı yani ama bedava. Ve kitabın böyle hani bugün şunu yaptım, bunu şunu yaptım şeyine de kapılmanız gerekmiyor. Ondan girerek işte bir sayfa bugün mesela biraz bakarak onu da şey yapabiliyorsunuz, halledebiliyorsunuz. Bunları öneriyorum. Bir tane grammar için Japanese Grammar diye bir uygulama var. Bedava bu da gene. Bunları öneriyorum. Sonra YouTube'a geçelim. YouTube'da Nihongo no Mori beni kurtardı. Yani çok kişi biliyordur. Oradan N3, N2, N1 seviyeleri için hem kelime, hem gramer, hem kanji. Yani orayı bitirdiğiniz zaman gerçekten GLPT'yi yapabiliyorsunuz. İsterseniz not alın, isterseniz not almak zor geliyorsa birkaç kere defaten dinleyerek şey yapın. Bu GLPT'lerin önce de bunların şeyi oluyor, live streamleri oluyor, canlı yayınları oluyor. Bunlara ben 2 yıldır hep katılıyorum. Her böyle 40 dakika, 1 saatlik oluyor. Her pazartesi, çarşamba, cuma hep katıldım canlılara. Yorum da yapabiliyorsunuz, cevap veriyorlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Yine YouTube'dan IPM var. IPM Nihongo Channel diye. Bu kanalda reading, listening alıştırmaları oluyor. Genellikle GLPT için okuma yapmak için hep bu YouTube kaynaklarından yararlandım. Özel bir şey yapmadım. İşte kitap bakayım, bunu okuyayım ondan sonra ya da bir çalışma kitabı yapayım demedim. Akane'teki Nihongo Kyoshutsu diye bir kanal var YouTube'da. Akane hocamız var, o da çok iyi anlatıyor ve günlük konuşmaları dahil ediyor. Onu da öneririm. Japonca öğrenmek için bir komünite lazım. Bunu da Reddit ve Quora sitelerinde Japonca öğrenmeye dair sorular var. İşte daha önceden insanların aklımda olan sorular, böyle bilenler cevaplıyor. Ben hep bunlara baktım. Başka insanlar ne sormuş, ne akıllarına gelmiş, ne akıllarına takılmış, cevaplarına da baktım. Bu da çok yardımcı oldu. Kesinlikle öneririm. Bir de son olarak Anki diye bir flashcard uygulaması var. Bilgisayarınızı yükleyebiliyorsunuz. Orada daha önce insanların hazırladığı flashcardlar var. Onu da N2 ve N1'e çok kullandım. Amerikalılar da çok kullanıyor Japonya sınavlarına çalışmak için. Bunları öneririm. Daha sonra ben N3'teyken haber çok okumaya çalışıyordum. NHK'nin sitesinde şey var. Kanji ile nasıl okunur bilmiyoruz. Kendi üzerine nasıl okunacağı çıkıyor. Onlara olan kolay haberler var. Onları okumaya başladım ilk önce. Sonra YouTube'da live haberler var. Onları dinlemeye başladım. Bu şekilde kendim böyle internetten bedava kaynak ne bulduysam kullanarak ilerledim. Çoğunu bilmiyorum neredeyse. Bazıları duydum ama... Ya bizim dönemimizde sadece kitaplar olduğu için kitap bakmadın mı hiç?
Hiç kitap bakmadım. Çok güzel. Neden güzel? Çünkü Türkiye'de kitap yok. İnternetteki bulduğum şeyler. YouTube mükemmel bir kaynak. Yani gerçekten YouTube'a ben tıp için de videoların çoğunu YouTube'dan seyrediyorum. Her şey yani kaynak var internette. İlla kitap olmak zorunda değil. Hep böyle adım adım. Önce bu bilmediğim bir şeyi hemen şuradan bakayım. Yarın dönerim falan diye gittim. Japonca kaynak olarak gerçekten yararlı Türkçe bir kaynak var mı? Ben Türkçe kaynak pek kullanmadım ama ilk başta Asyoloji'nin kitap serisi var böyle 3 tane. Japonca öğrenmeye başlayabilirim dediğimde bu gramer şeyini almıştım, kitabını almıştım. Onu 2 günde falan bitirmiştim. Sonra dedim ki ben tam anlamadım bunu ya, biraz daha bakayım. Onun dışında maalesef pek Türkçe bir şey bakmadım. Şey vardı, Japonca dil bilgisi Ayşenur Tekmen'in. Benim hocam olur kendisine. Şey, Ankara Üniversitesi Japon Dili nin profesörü Ayşenur Tekmen'in. İşte o da güzel bir kaynaktır. Ama yani genelde şey daha iyi değil mi? İngilizce üzerinden gitmek daha iyi değil mi? Evet, daha çok kaynak var. Çok fazla var. Veya şey basit Japonca mesela değil mi? Japonlar böyle yavaş yavaş anlatıyorlar falan. Evet, o çok Kesinlikle. güzel. O Nihongo no Mori kanalında da Japonca ama gözünüz korkmasın, hep alışınca oluyor yani. Ama şey değil mi bu? Hiragana ve katakana bilmek gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Ben önce Hiragana'yı öğrendim, Katakana'yı öğrendim. İlk başlarda tam aklınız oturmasa da olur ama yani iyice birkaç harfi, birkaç şeyi anlamış olmanız gerekiyor. Hep geri denebilirsiniz sonra unuttuğunuz bir harf olursa. Ama ilk başta onların oturması gerekiyor. Kelimelerin yazılışı ve kanji öğrenmede nasıl bir yol izlediniz? Okuma ve anlama için kanji çok önemli. Bunun için ben kanjilerin önce anlamı, kökenli ne demek, bu neyi ifade ediyor? Sonra kunyomi, Japonca okunuşuna önem verdim. Bu JLPT listelerine de baktıkça, kelime listelerine, kelimelerde nasıl okunduğunu gördüm. O zaman bir daha döndüm. Ya da bu kelimelerde nasıl okunduğunu hatırladığım için onyomisini de öğrenmiş oldum. Dolayısıyla kelimede nasıl okunduğunu öğrenerek bunları öğrendim. Başta yani ben şimdi bu kanjiyi çalışıyorum. Bu kanji hangi kelimede çıkıyor bilmiyorum ama hani ben tüm okunuşlarını ezberleyeyim sonra bakarız demedim. Geldiği anda orada nasıl okunduğunu öğrendim, kelimeyi öğrendim. Böyle daha bütünlüklü bir çalışmaya girmiş oldum. Bunu tavsiye ederim. Yazılış olarak da ben ilk başta yazılış çalışmadım çünkü çok zamanımı alıyordu. Radikaller çok uzağa düşüyordu. Hangi kalemi kullansam, her kalemle oluyormuş zaten ama böyle çok garip geliyordu. Ben önce dedim öğreneyim, başlayayım bir yazılışını sonra hallederiz. Bugünlerde şey yapıyorum, bir sürü kere yazarak. Mesela bunlar işte Hiragana şeyleriydi, çalışmaları, Katakana. Sonra mesela şöyle kanjilere geçtim, bir sürü kere böyle yazarak bu şekilde ilerliyorum. Yazılışı daha geliştirmem gerekiyor. Onun için de uygulamalar var. Mesela internette Kakimasho diye bir tane site var. Yazıyorsunuz, kontrol ediyor internetten. Ondan sonra kanjinin mesela başka içinde olduğu kelimeleri çıkarıyor, gösteriyor. Başka okunuşlarını gösteriyor. Bu da çok güzel, öneririm. Kanji için biraz önce dediğin study kanjiyi. Orada yazılı da biliyor. Flashcard olarak bakılabiliyor. Test de, quiz de yapılabiliyor. Çok güzel yani o. Mükemmel bir uygulama. Türkiye'de gidebileceğim Japonca kursu var mı? Ankara'da bildiğim Türk-Japon Vakfı'nın kursları var. Bazı arkadaşlarım Taksim'de, İstanbul'da bir kursa gidiyorlardı. Bir sürü özel ders veren ya da kurs olarak şey yapan gittikçe daha da artıyor, var da. Ben tam bilmiyorum kendim gitmediğim için ama bunları duydum. Japonya Büyükelçiliği'nin sitesinde kurs listesi var. Ben o listeyi aşağıya koyayım. Oradan baksın aşağı. Medikasev var mesela. Tömer var galiba. Tömer değil. Tömer Japonlara Türkçe öğretiyordu. O liste var. Ben onu aşağıya koyayım baksınlar. Tamam. Tamam. Japonca konuşmanız nasıl? Nasıl konuşma alıştırması yaptınız? Şimdi kimse yanımda olmadığı için, bir hocam olmadığı için, bir grupla öğrenmediğim için pek konuşmam diğer şeylerime göre geri yani. O konuda biraz sıkıntılıyım ama geçenlerde bir Japon arkadaşla buluştuk. Konuşabildim. Şimdi Japonya'da ilerlediğinizde günlük konuşmaları artık hani hatırlıyorsunuz yani. Hatırlamadan çekiyorum mesela. Kendim düşünmüyorum bu cümleyi ben şöyle kurayım, hatırladığımı söylüyorum mesela. Ama çok derin konuşmalarda ya da hızlı konuşmalarda tabii takılırım, şey yaparım. Ama bunda şey var, internette meetup'lar var. İşte Japonlar oluyor, onlar İngilizce öğrenmek istiyor.
Siz Japonca öğrenmek istiyorsunuz. Böyle böyle Skype üzerinden falan geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Bir tane hatta geçen Instagram'dan şey buldum. Study in Japan platformunun böyle exchange grupları varmış. Bedava katılımı. Türkiye saatlerine de uyuyor. Onlara katılmayı düşünüyorum. Bakacağım öyle inşallah ilerletebilirim. Anladım, tamam. Japonca cümle kurabiliyorum ama dinlediğimi anlamıyorum. Ne yapmam gerekir? Başlarda ben de YouTube'da video açıyordum, anlamıyordum hiçbir şey. Ama zamanla oturuyor, zamanla. Mesela şöyle bir örnek de vereyim. N1 için dinlemenin çok iyi olması gerekiyor. Çünkü hızlı böyle dinleme şeyleri çıkıyor sınavda, soruları çıkıyor. Onun için ben haberi açıyordum, alttan okumayayım diye de başka şey yaparken haberi dinliyordum mesela. O şekilde olabilir. Radyo için de aynı şey geçerli. Radyo ve haber dinlemeyi öneririm. Sonra Japonya'nın günlük hayat videoları, işte Japonya'da günlük hayat nasıl, buna dair videoları izlemeyi öneririm. O şekilde gelişebilir diye düşünüyorum. Bu süreçte aileniz ve arkadaşlarınızın tepkisi nasıl oldu? Ters tepki verseler de kendinizi nasıl cesaretlendirdiniz? Açıkçası ilk başta benim ailem de pek sıcak bakmıyordu. Çünkü benim dillerle bir geçmişim var. Mesela lisede İspanyolca dersimiz vardı. Yunanca kulübündeydim falan. Daha önceden Fransızca, Almanca falan bunlara bir bakmıştım. Ama hiç bunları sevmeden girdim. Hiç kültürünü de bilmiyordum. İşte bugün İspanyolcaya başlıyoruz. Bugün şuna başlıyoruz şeklindeydi. Japonya'da tam tersini yaptığım için gerçekten sevdiğimi biliyordum. Yani kültürüne ilk başta ilgi duyduk. Tam sonra başladığım için çalışmaya. Onlar şey yapmasa da, ilk başta desteklemeseler de, bir şey demeseler de ben kendim şey yaptım. İşte bu bana zaten. Bir yere de hazırlanmıyorum, bir şey de yapmıyorum. Günde 5 kelime öğrensem yeter. Zaten sevdiğim bir şey. Sonra ama iyileştikçe insanlar şey yapmaya başlıyor. Ya vay be, sen hani çalışıyorsun, seviyorsun galiba. Destek artıyor. O konuda moralinizi bozmamanızı öneririm. Çünkü destek geliyor. Sonra zaten Instagram'dan da herkes bir şekilde desteklemeye çalışıyor. Ondan sonra çevreden de çok destek geliyor. Tamam, yine çok benzer bir soru. Japonca öğrenme aşamasında bu kadar yüksek seviyeye gelebilmek için kendinizi nasıl motive ettiniz? İlk önce N5, N4'te pek kendime güvenmiyordum. Nasıl yapacağımı bilmiyordum. Kanji mantığını falan anlamamıştım tam olarak. Hani farklı şeyler birleşince nasıl okunuyor, okunuş mu değişiyor, işte ne oluyor? Bunları da hep kendim öğrendiğim için böyle aşama aşamaya gittim. Bugün şunu açtık, şu engeli açtık, bugün bunu açtık. Bir bakmışım N3'e geldim. Dedim ben bu kadar gelmişim, devam edeyim bari, iyi de gidiyor. N3'ün sonra şeylerine baktım, işte reading için ne yapmam gerekiyor, listening için ne yapmam gerekiyor, bilmem ne. Kanji için ne yapmam gerekiyor? Bunu tamamlayınca N2, bunu tamamlayınca N1. O şekilde kendimi motive ettim. İyi gidiyor diye düşündüm, iyi olacak diye düşündüm. Zaten bu sınav olunca insan böyle ne kadar kendi biliyor, ne kadar bilmiyor anlıyor değil mi? Sırf o yüzden bile bence girilir yani. Yol haritası gibi bir şey oluyor. Yani ne kadar bildiğini anlıyorsun değil mi? Eklemek istediğin bir şey var mı? Yani Japonca öğrenmek çok zor değil, Türkçe'ye yakın bence. Sadece internette kaynak var. Hep böyle yavaş yavaş, böyle angarya olmadan, kültürüne ve insanlara gerçekten ilgi duyuyorsanız başlamanızı öneririm. Herkes yapabilir bence. Güzel Anladım. bir dil. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Diğerleri Max lisans bursu ve tıp okumakla ilgili. Japonya'da tıp okuma isteğinin ve sürecinin nasıl geliştiğini özetlemeniz mümkün mü? Tıpta 1. sınıftaydım. Bir Max bursu olduğunu duydum. İşte Büyükelçinin sayfasına baktım. Dedim ki Japonya'da tıp okumayı deneyeyim bari. Nasıl olacak falan. Bir başvurayım dedim. Hemen şeylerimi hazırladım. Dosyamı hazırladım. Önerilmeyi geçtim. Beni daha da cesaretlendirdi. Bir ay sonra matematik, kimya, biyoloji, İngilizce, Japonca. Bunları da geçtim. İyi geldi. Sonra da 15 gün sonra mülakat da vardı. Bunu da geçtim. Hatta birincilikle geçtim. Ondan sonra ön eleme, dosya elemesi, yazılı mülakat ve şeyi geçtiğiniz zaman sözlü mülakatı birinci aşamaya geçmiş oluyorsunuz. Sonra da dokümanlarınız Japonya'ya gönderiliyor. Ondan sonra son seçimi, yani artık gelebilir misiniz, gelemez misiniz? Oranın Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. Onu geçemediğim için ben gidemedim maalesef. Diğer seçen iki arkadaşım gitti. Farklı alanlardaydı. Eylül'de belli oldu benim kazandığım. Şubat ayında en son bana geldi
adaylar arasında. İşte maalesef reddedildiniz. Başarınızın devamını dileriz. Bir de bu 4-5 aylık sürecin sonunda hiçbir bir şey gelmiyor. Sonra bir e-mail geliyor. Bir günde reddediliyorsunuz. Üzüldüm tabii. Bir sürü hayal kurmuştum. Japonya'ya giderim. Güzelce tıp eğitimi bitiririm falan filan. Olmadı maalesef. Burs için sağlık alanında bir çalışma planı hazırlamak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Dikkat etmemiz gereken Japonya'nın imkanları ve Japonya'nın ve Türkiye'nin ortaklıkları ve farklılıkları. Şimdi şöyle ortaklıklarından başlayayım önce. Japonya'da ve Türkiye'de ne tür ortak mesela fazla gören hastalıklar var? Ya da hangi çalışma alanında şu an iki ülkede iyi gidiyor? Atıyorum görüntüleme teknolojileri olsun, işte kristal şeyden madde yapımı olsun. Farklı alanlarda hangilerinde çalışma olasılığı var? Bunun saptanması gerekiyor. Farklılık olarak da bizim ülkemizden farklı olarak Japonya'da nasıl bir imkan var? Siz bunu nasıl kullanabilirsiniz, nasıl geliştirebilirsiniz? Japonya'ya nasıl bir katkı sağlayabilirsiniz? Bu temeli attığınız anda zaten siz Japonya hakkında bir şeyler biliyor oluyorsunuz. Temelli bir çalışma planı oluşturulursa başarılı olacağını düşünüyorum. Max bursunda tıpta mezun olan üniversitenin akreditasyonu ne kadar önemli? Çok önemli değil. Şimdi Max bursu yüksek lisans için tıpta farklı alanlara gidenleri gördüm ben. Ama şeyi görmedim işte direkt uzmanlıkta falan öyle bir Max bursu yok tıpta. O yüzden akreditasyon çok önemli değil ilk aşamada. Türkiye'de tıp bölümünü tutturan biri için Max bursu ile Japonya'da tıp okumak kolay olur mu? İngilizce bilmeniz önemli. Çünkü yazılı sınavda da İngilizce çıkacak. Bu bursu ben kazanamadıktan sonra anladım. Tıp için Japoncanızın söylenmese bile ama N1 seviyesi ve üstü olması gerekiyor. Doktor olarak çalışabilmek için Japonya'da bir N1 üstü gerekiyor. Yani iyi bir Japonca, iyi bir Japonya bilgisi çok şart. Diğer alanları biz biliyor oluyoruz zaten. Biyoloji, kimya bizimki gibi sıkıntı yok. Bir tek şey bunların İngilizce ya da Japoncasını bilmeniz bu kavramları, terimleri. Ben şimdi üniversiteden bir sene sonra bu yazılı mülakata girdiğim için matematiği yapamadım. Yani çok iyi yapamadım. Ama eğer üniversite sınavı zamanında girseydim o zaman full alabilirdim yani. Yani bizim şeyimiz çok ileri. Yani o sınavı yapacak derecede müfredatımız. Şey öneririm, Max bursuna ya lise son sınıfta girmeyi öneririm ya da bir sene maksimum geçince girmeyi öneririm. Böyle olunca unutulmamış oluyor. Hatırlanarak sınavlar yapılabiliyor, kazanılacağını düşünüyorum. Japonya'daki müfredat da çok zor değil. Yani ya bizden daha kolay ya da bizle eşit. O yüzden hiç sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şu anda Max bursu için çalışıyorum. Tavsiyeleriniz var mı? Mülakatlar için, yazılı için Eju'nun önceki sorularını çözmenizi öneririm. Çünkü önceki sorulardan çıkıyor. Önceki sorular çok önemli. JLPT için de aynı şey geçerli. Hatta JLPT'de N1'de mesela ben daha önce listening'de bir soru çözmüştüm. Sanırım önceki sınavlardan da aynısı geldi sınavda. Ondan sonra onlar çok önemli. Yani Max için önceki sorulara bakılması önemli. Max kazananlarla konuşulması önemli. Nasıl ne geliyor mülakatta? Sözlü mülakat için hazırlık yapılması lazım. Bana hangi sorular gelebilir? Ne olabilir? Dosyanın güzel hazırlanması gerekiyor. Çünkü çala kalem kabul etmiyorlar. Pek böyle noterden damga ise damga. İşte diplom, transkript ise her şey görünecek. Ha bir de şunu eklemek istiyorum. Eğer Max'te tıp yazacaksanız ikinci tercih olarak mutlaka biyoloji de yazın. Çünkü ben bilmiyordum tıp için çok seçim yapılmadığını, Asya'dan daha çok kişinin seçildiğini. O yüzden bir de ben tıpı çok sevdiğim için biyoloji yazmadım. Hani zaten bana gelir gibi düşündüm. Birinciyi geçtiğim için Yani ondan değil mi? sonra. Ama maalesef gelmiyor. O yüzden eğer Japonya'ya gerçekten çok gitmek istiyorsanız benim gibi biyoloji ikinci tercih yazın ya da eczacılık. Ama onu da güvenmiyorum. Hiç giden duymadım. Biyoloji başka şeyler de yazın Japonya'ya gitmek istiyorsanız. Bir tercihte bırakmayın. Ama gidilebilir değil mi? Japonya'ya tıp alanında gidilebilir değil mi? Türkiye'den Max bursuyla. Gidilebilir. Ancak ben bizim gibi ülkelerden giden hiç duymadım. Daha çok Çin'den, Kore'den. Çünkü şöyle, hangi ülkeden bize vatandaş geliyor? Bizim vatandaşlarımız hangi ülkede var?
Yani doktor yetiştirmemiz bize nasıl yarar sağlayabilir? Şimdi Türkiye'ye geri dönsem ben mesela orada tıp eğitimi alıp biz Japonlar pek yok bizim ülkede ya da orada kalsam başka bir şey. Ama bunun içinde eğer seçilmiyorsa seçme listesinde belki olmaması gerekiyor. Çünkü Hindistan'dan da başka bir arkadaşım reddedilmiş aynı benim gibi. İkinci aşamada. Yani biz çok hevesliydik, mutluyduk. Japonya'ya gideceğiz, yapacağız, öğreneceğiz diye ama maalesef yani. Türkiye'de tıp okumak ile Japonya'da tıp okumanın farkları nelerdir? Genel olarak benziyor. Mesela bizde de dersler ayrılmıştır. Mesela histoloji vardır, fizyoloji vardır falan. Onlarda da benzer bir ayrım var. Hatta halk sağlığı falan var. Bizde de vardır. Ondan sonra içerik olarak zaten tıp universal olduğu için her yer evrensel. Her yerde aynı neredeyse. Bir tek Japonca kanji bilince o da çözülüyor. Kökenini bilince kanjinin anlamını bilince onu da anlayabiliyorsunuz. Bence yakın yani çok zor bir şey yok. Japonca N1 N2 olduktan sonra halledileceğini düşünüyorum. Anladım, tamamdır. İngilizce olarak okunabiliyor mu Japonya'da tıp? Bu Japonya'da tıp İngilizce okunmuyor. Japonca şart. Hatta yüksek lisans için de çoğu zaman İngilizceyi seçmiyorlar. Hatta yok. Japoncadan. Yani şey Max için mesela tıpın yan dallarını okursanız İngilizce sıkıntı yok. İşte biyomedikal mühendisliği falan bunlarda sıkıntı yok İngilizce okumada ama gerçekten tıp yapılacaksa işte o zaman Japonca şart. Oradaki vatandaşlarla, hocalarla daha iyi iletişim kurabilmek için Japonca gerekiyor. Türkiye'de tıp bölümünden mezun olan biri Japonya'da doktor olabilir mi? Denklik için sınava girmesi gerekiyor mu? Evet olabilir. Denklik için Ishikoka Şiken diye bir sınav var. Bu bizim Medical Board Exam ya da bizim şeyimizde TUS'a denk geliyor. Yani oradaki doktorların da girdiği bir sınav. Orada da tıp 6 sene. Bu sınavı geçmeden onlar da doktor olamıyor ya da uzmanlık yapamıyor. Biz de aynı şekilde. Ona girilmesi lazım ama onun da başka şartları var. Mesela her üniversite için ona girme izni vermiyorlar. Bazı üniversiteleri diyor ki sen önce başka bir sınava gir. Japonya'da 4. sınıfta bir sınav yapılıyor. Temel bilimler sınavı. İşte patoloji var, histoloji var, anatomi var. Bu temel şeyleri ne kadar iyi biliyorsun klinikten önce? Bazıları diyor ki sen bir buna gir, bir de o bizim son 6. sınıfın sonundaki TUS'umuza gir diyor. Ondan sonra bunları geçtikten sonra da 1-2 yıl para almadan staj yapılması gerekiyor. Ondan sonra başlanabiliyor. Zor bir süreç, maliyetli bir süreç ama yapılabiliyor yani. Diğer ülkelerden de insanlar bu şekilde gidip yapıyor. Türk doktor var mı Japonya'da biliyor musun? Evet, var Türk doktorlar. Hatta bir tane göz doktoru profesör var. Onu biliyorum Uludağ Üniversitesi'nden. Daha sonra bir tane Ayşe Hanım vardı galiba. Onu tanışmadım bizzat ama birkaç kişi var. Kyushu Üniversitesi'ndeydi galiba. Sonra bizim Selin Hanım var. O da doktor ama biyomedikal mühendisliği yapıyordu Osaka Üniversitesi'nde. Kyushu Üniversitesi'nde de Hacettepe'den bir hanım vardı. Şimdi ismini hatırlayamadım ama o da var. Var yani Japonya'da doktorlar. Tıp öğrencisiyim. Japonya'da doktorların çalışma şartları ile ilgili bilginiz var mı? Bilgim var şu şekilde gene nöbetler çok fazla ondan sonra çok sıkı bir çalışma var ondan sonra Japonya'da doktor hemşire ilişkisi biraz farklı Türkiye'deki gibi değil hemşireler biraz daha az şey yapıyor Türk hemşirelere kıyasla ondan sonra doktorlar üzerinde büyük büyük var şimdi zaten korona var daha da iyi gözlemleyebiliyorum biraz yoğun yani Japonya'daki tempo bir de böyle hiyerarşi çok var profesör ondan sonra onun söylediği olacak bilmem ne bunlar var yani Japonya'daki tıp biraz daha farklı bizden ama güzel tarafları da var çünkü daha fazla imkan var görüntüleme teknolojileri olsun farklı türde araştırmalar olsun, laboratuvarlar olsun. Farklı iyi tarafları da var. Fizyoterapi okuyorum. İleride Japonya'da çalışmak istiyorum. Sağlık alanında yabancılar için iş imkanı var mı? Kesinlikle var. Fizyoterapi, hemşirelik, veterinerlik, eczacılık bunlar için var. Bunlar tıptan daha kolay nispeten gitmek ama gene de bir araştırma yapılması lazım. Belli forumlar var aslında Japonya'da iş imkanlarını takip eden falan. Meslek gruplarına göre ayırmışlar işte şu meslek grubu. Kendi aralarında konuşuyorlar şimdi hangi iş imkanı var. Onlarını bulabilirseniz
Discord'da falan oluyor genellikle. Eczacılar için de vardı. Fizyoterapistler için de oluyor. Veterinerler için de vardı. Var yani imkan. Sınav gerekiyor mu fizyoterapi veya hemşire için de? Mutlaka gerekir. Ben tam detaylarını bilmiyorum ama diş doktoru olsun, hemşire olsun falan hepsinin sınavları var Japonya'da. Japonca değil mi bunlar tabii? Tabii ki Japonca. Japonların girip de belki de kazanamadığı sınavlardır büyük ihtimal. Ya şöyle aslında Amerika, İngiltere, Avustralya bir de Fransa'ydı galiba. Bunlar İngilizce de girebiliyor o sınavlara ama diğer ülke vatandaşları giremiyor. Böyle bir şey var, ayrımcılık var ama Geliyordu sorular yine böyle hani hemşire olmak istiyorum, doktor olmak istiyorum. Öncelikle zaten çok iyi bir Japoncaları olması gerekiyor. Eğer ki çok iyi kesinlikle. Japoncaları varsa Japonca araştırma yapabilirler zaten değil mi? Tabii ki evet. Japoncayı anlamak lazım. Japonya'yı seviyor muyum gerçekten buna karar vermek lazım. Çünkü gidince mutsuz olmak da olabiliyor. Evet. Her iş alanında oluyor da. Önce gerçekten bunları anlamak lazım. Sonra bir şekilde bulunuyor. Bir araştırma oluyor. Bir çalışma imkanı oluyor. Yabancı ülkelerden de görüyorum gidenleri. Peki ileride ne yapmayı düşünüyorsun? Uzmanlığımı Japonya'da yapabilmek istiyorum. Japonya'da yaşayabilmek istiyorum. Yapabilirsem hatta şu an tıp çalışmaya da biraz başladım. İşte kelimeleri hangisi İngilizce karşılıkları falan. Yapabilirsem uzmanlığa gelmek istiyorum ya da bir araştırmada bulunmak istiyorum. Stajı. Ama ayarlamak biraz zor. İnşallah olursa. Çok teşekkür ederim. Peki son olarak Rica söylemek ederim. istediğin bir şey var mı? Yapılabilecek şeyler, herkesin yapabileceğini düşünüyorum. İlla çok para harcamak gerekmiyor ama zaman harcayıp birazcık üzerine eğilmek gerekiyor. Gerçekten seviliyorsam kolaylıkla yapılacağını düşünüyorum. Herkese beni dinlediği için teşekkür ediyorum. Güneş Hanım size çok teşekkürler. Son olarak derine ulaşabileceğiniz Instagram hesabını aşağıya koyuyorum lütfen. Takip etmeyi unutmayın. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Teşekkür Güneşli ederim. günler dilerim. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşça kalın.